Sen git gel şöyle. Şurada senin adına ver. ...11 Mart 2020 günlerden Cuma, bir akşamüstü yine sizlerle canlı yayın yapalım dedik. Evet, belediye kamyonu tuzlamasını yapıyor. Önce temizliyor, sonra kumlamasını yapıyor. Tuzlamasını yapıyor. Kızılören'de gündem bilindiği üzere yoğun kar yağışından dolayı köyde kaldık. Haliyle cenaze için köye gelmiştik. Hayırlısı diyelim. Biraz sonra Tabahlı Mahalle Muhtarımız Murat Altıngöz ile biraz gündemden, biraz eskiden yeniden konuşacağız. Biraz dışarıdan manzara göstereyim dedim ben. Selamun aleyküm. Aleykümselam abi. Gül abi nasılsın? Vallahi abi sağ ol, Allah razı olsun. İyisin inşallah. Allah'a hamdolsun abi. Senin ne yapıyorsun, ne var yok? Vallahi ne yapalım biz. İyi onu var baba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş bulduk muhtarım. Şöyle muhtarımın yanına oturmadan önce şöyle bir muhtarımın ofisinden detay göstereyim. Evet, buralar tadilat gördükten sonra güzel olmuş muhtarım. Evet. Kaldır bakalım Gül abi. Buyurun abi. Of be. Sobamız yanıyor. Evet muhtarım, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Yayınımıza hoş geldin. Sen de hoş geldin Ahmetciğim. Ne var ne yok muhtarım? Nasıl çok gidiyor? Şükür. İyi misiniz? Sağlık, sıhhat iyi midir? Çok şükürler olsun bugün de. Allah cümle aleme sağlık, sıhhat nasip eylesin. Evet, köyümüzde ne var ne yok? Biraz köyümüzden bahsedeceğiz ama olmadı öncesinden biraz biyografinizden bahsedelim. Evet muhtarım. Kaç doğumlusun? Size kim derler? Lakabınız kim? Biraz ondan bahsedin bize. 1975 doğumluyum. Biraz da yüksek sesle konuşalım bu arada. 1975 doğumluyum. Evet. Bize Köseli derler. Babam Gül tarafına. Yani Köseoğlu sülalesinden. Karoğlan Mahmut diye biri söylenir. Babam 30 sene Mahmut Altıngöz. 30 sene gece bekçiliği yaptı Kızılörtü'nde. Evet. Bekçi Mahmut olarak. 99'da da vefat etti. 95'te bekli oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimiz Allah rahmet eylesin. İki dönem Güney Mahalle muhtarlığı yaptım. 2004'te ilk seçim oldu Güney Mahalle'de. Ondan sonra 2009'da, 2014'te mahalle bağlandı. Tabaklı'ya bulundu. Kazanamadık tekrar. 2019'daki seçimde de yine adaylarımızı koyduk, kazandık. Milletimizin teveccühüyle vatandaşlarımız tekrar göreve geldik. Hizmetlere devam ediyoruz. Yani üçüncü döneminiz oldu. Üçüncü dönemimiz.
İnşallah dördüncü de düşünüyor musunuz? İnşallah, inşallah. İnşallah bakalım. Tabii konacağız vatandaşımızın tercihi. Kısmet diyelim. Biz hayırlısı hizmetimizi olsun. Yapak da. Tabii. Allah'a çok şükür olsun yani. Bir vatandaşımızın her zaman yanındayız. Her zaman da severek işimizi yapan olarak bilirler yani. Evet, az önce cenazemi dedik. Sağ ol. Geldik. Evet, mahallemizden bir çınar daha kaybettik. Ahmet Doğan amcayı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Biraz önce de oradan geldik beraber. Evet. Tüm gençlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Cümle. Hepimiz gideceğiz. Aldığımız nefes sayılı. Allah imandan ayırmasın. Amin cümlemizin. Çok yoğun bir kar yağışı oldu. Yoğun, biraz evet. Kardan bahset muhtarım. Çok yoğun kar yağışı oldu. Geceden başladı. Dün de şey oldu biliyorsun yani. Ama meteoroloji açıkladı. Biz de yayını, ben devamlı yayınlıyorum yani. Bunu Facebook'ta. Yarım metre oldu. Evet. 70 daha da halen devam ediyor. Biz de bugün hem belediye, İncesu Belediyesi'nin ekibiyle hem KASKİ'nin gönderdiği belediye başkanının aracılığıyla koordineli çalışıyorsunuz. Koordineli olarak çalıştık. Ana yollarımız açık. Herhangi bir sıkıntı yok. Devamlı açıyor İncesu Belediye'miz. Buradan Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve ekibine Allah razı olsun. KASKİ'ye de buradan teşekkür ediyorum Mücaz şeklinde. Tabii o da belediye başkanımızın şeyinde yani geldi. Evet. Tepkenin üstüne 5 saat dolaştık. Beraber şoförle. Gündüz ben de beraberdim Mehmet Muhtarım. Biz de açabildiğimiz yeri açtık. Girebildiğimiz yerlere girdik. Açılmadık hiçbir yer kalmadı ama tipi ve tekrar kar yağışından dolayı tekrar oluyor yani. Tabii haliyle. Haliyle yapacak bir şey yok. Yani. Yapacak bir şey yok. Ama yine hala şimdi yine geçti yani belediyenin aracı. Gördük. Ana yolumuz açık. Ara yollarımız da açık. Kapanan yerler de var. Onları da inşallah açacağız yani. Gündüz şahit olduk zaten. Belediye evet. Personelleri sağ olsun. Büyük evet, bir titizlikle çalışıyor yani. Ara sokaklar, caddeler full yollar açıyor. Grede buradaydı. İki kepçe buradaydı. Kamyon buradaydı Kızılören'de. Yoğun bir kar yağışı. Zaten İncesu çevresinde şu an Kızılören'de var. İncesu'da da var da bu kadar değerli. Burası yüksek olduğundan dolayı. Allah razı olsun. Belediyemizden, belediye başkanımızdan, ekibinden, Fenişleri Müdürümüzden. Allah kaza bela vermesin. Hepsi de açılır. Dışarıdaki kış gelip geçecektir. İçeride kış olmasın. Amin. Amin. Biz de evet tekrar teşekkür edelim. Büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Bütün İstanbul'daki Kızılören hemşehrilerime, Adana, Mersin, Kayseri, İncesu'dakilere hep tüm hemşehrilerime saygı ve sevgiler sunuyorum. Tekrar cumalarımı tebrik ediyorum. Allah işlerini gücünü rast gelsin. Yine de etkilemiyor muhtarım. Otobüs falan maşallah çalışıyor. Otobüs çalışıyor. Yani telefon koordinatını kesmiyoruz. Yani ne belediye, hiçbir büyük şehir olsun, İncesu olsun, işletme şefi. Tabii gelemediği sefer olabildi. O da Avşar'a gidemedi. Avşar'a sefer yapamadı otobüs. Çardaklara yapamadı. Tabii oralarda tehlike arz ettiğinden dolayı, can güvenliğinden dolayı. Oralarda birbirini sabretmeleri lazım yani. Otobüs seferleri kaç defa alıyor? Biraz orada bilgilendirme verelim. Otobüs seferleri sabah 6.30. 6.30 direkt Kayseri'ye geliyor. Dönüşler, gelişler hepsinden bir bahsedelim. 7.30 muhtarım. Rik başlıyor buradan İncesu. 9'da var. 10'da var. 12'de var. 2.30'da var. 4.30'da var, 6.30, en son İncesu'dan gelen otobüs 7.45. Kalkıyor, Kızılören'den 8.30'da İncesu'ya gidiyor. 9 seferimiz var yani. Allah'a çok şükür olsun. Onda bir sıkıntımız yok. Evet. Pandemi süreci nasıl gidiyor? Pandemi şu köyümüzde? Herhangi bir şey yok, çok şükürler olsun. Çok şükürler olsun, herhangi bir sıkıntı yok. Varsa da o kadar değil yani. Muhtarım, bu sene bayağı bir ölüm... Ölüm oldu. Adedi vardı yani. Bayağı bir vefat eden çok günde oldu. Günde 4 tane de olan oldu. 5 tane de cenazemiz oldu yani. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evet. Muhtarım. Önümüz Ramazan ayı. Evet. Projeleriniz falan varsa biraz da onlardan bahsedelim. Tabii Ramazan ayı
şekilde erzak dağıtımı yapacağız. Yardım. Ramazan'dan oruç girmeden bir hafta önce bir kısmını dağıtacağız. Her yıl olduğu gibi. Her yıl olduğu gibi erzak dağıtımını yapacağız. Evet. Onun haricinde doğalgazla ilgili bayağı bir sözler duyuyoruz. Doğalgaz ne zaman gelecek? Kanalizasyon çalışmaları varsa biraz da bu projelerden bahsedin. Doğalgaz geçen gün gittiğimde hafta içinde ziyaret ettim doğalgazı. Mustafa Bey var, müdür. Ali Bey var. Zaten bizim de dilekçeler oraya varmış. Burada da kayıtlı gelince yoklar dosyada. 4-5 tane dilekçe var gelince. Bana cevabı. Gittim oraya şey yaptık. Görüştük. 5. ayda İncesu istasyondan tren hattının altından evet. Boru çekilerek tren istasyonunda bir depo, ondan sonra da halı sahamızın aracılığına bir depo olmak üzere iki depoyla dağıtım yapılacak yani. Gelecek. 5. ayda başlıyorlar. Allah'ın izni verirse. Kesin bir tarih yok ama 5. ay itibariyle başlanacak. Büyükşehir öyle Belediye Başkanımız Memnun Büyük Kılıca, İncesu Belediye Başkanımız Sayın Avukat Mustafa İlmek Başkanıma çok çok teşekkür ederim bu doğalgaza verdikleri destek ve emeklerinden dolayı. 5. ayda başlıyorlar. Yıl sonuna %80'ini 2022 yılında %80'ini gaz kullanmaya başlayacak Allah'ın izniyle. Bunda hiçbir şey olmasın yani. Buradan müteşekkiriz. Kanalizasyon konusunda bu sene biliyorsun Tabaklı Mahallesi'ne kanalizasyonu başlattık. Daha önce geçen sene de yaptırdım ben. Ara sokaktaki kanalizasyon işi bitti bizim. Yani dar sokak işi, köy merkezi bitti. Köy dışına. Onu da %70'i bittik. Hava şartlarından dolayı Nisan'da başlayacaklar. Tabaklı Mahallesi'nin Avşar Obası hariç hiçbir kanalizasyon olmayan yer kalmıyor. Avşar'a müracaat ettik de orası biraz depo sıkıntısı, şey sıkıntısı. Onu da çözeceğiz inşallah. İnşallah bakalım. Muhtarım şu an köyümüzde nüfus oranı verebilir misin? Şu an köyde nüfusumuz nedir? Nüfus oranını vereyim ben sana. Bin, 1014 tane Tabaklı Mahallesi. 1014 Tabaklı. 1014 kişi Tabaklı Mahallesi. Şu an sabit oturan. 1035 tane de aşağı mahalle. 500 tane de öte batın. O zaman hemen 2600. 2600'e tekabül kişi ediyor evet, bu rakam. Aynen. Bize geldi şeyler geldi. Nüfus oranları var sizde. Var. Ama tamam aklınızda tutuyorsunuz zaten. Önemli değil. Okuyun isterseniz yüksek sesle. Burası ilçe nüfusu. Kayseri ilçeleri. Evet. Kızılören yazıyor mu orada? Burayı ilçe. Yani ilçeler. İlçeler. Kayseri'nin ilçeleri. İncesu neymiş? İncesu 28.755 kişi. İncesu'ya bir bakalım. İncesu'nun evet. Toplam nüfusu 28.755. Evet. İncesu. Aynen. Erkek 14.632, kadın 14.123. Toplamda İncesu'nun nüfusu 28.755. Aynen. Evet. Burada da İncesu'nun mahalleleri nüfusu. He. Kızılören Tabaklı 1014 evet. Gösterelim muhtarım. 8 kişi 1022 idi. 8 kişi ayrılmış mahalleleri 1014. Gösterelim. Aşağı mahalle 1032, 1057 imişti. 25 kişi göç etmiş. Öte batan 530 kişi, 550 imişti. 7 kişi ayrılmış. Burada. Evet. Tamam. Gösterelim muhtarım şöyle. Evet. Evet. Kızılören aşağı mahalle 1032. Kadın ve erkeğe de gösterelim. Kızılören erkek 1057. Yok. Yok. Ha. Kadın. Kadın yazmışsa şey olarak yazmamış. Ha, evet. Ayrı ayrı yazmamışlar. Tamam. O zaman diyoruz ki 1032 aşağı mahalle. Evet. Öte batan 533.
Tabaklı 1014. Evet. 1014. Toplamda nüfus. Evet. Evet. Teşekkür. Yeni bildirimler şey yani. Evet. Güncel nüfus adedi. Kayseri'de toplam hep mahalle ilçeleri bulunuyor. 1434. Evet. Onu birazdan ben bir resmini çekeyim. Tabii muhtarım da onu bir yayınlama yapalım. Vatandaşlarımız da ilgisini çeken baksın görsün diye. Daha önce bekçi konusuna çok gündeme geçiyor baba. Bekçi konusunda. Ha, oradan da bilgi, ondan da bilgilendirdim bizim muhtarım. Daha önce çok uğraştım. Gelen cevap da burada. Evet. Vatandaşlarımız görebilir. Evet, kaymakamlığa, kaymakamlıktan gelen. Biraz bahsedin içeriğinden muhtarım. Bu gelen evraklar dosyası. Bir de gidenler bunların yazdığı karşılığı geldi. Hı. Ne diyor bekçi? Muhtar bilgi sistemine yapmış olduğunuz bekçi ihtiyacı ile ilgili başvuru konumuzda istirahaten ilçe randama komutanlığından alınan 04-03-2022 tarih ve 87 sayılı yazıda İlçe Jandarma Komutanlığı kadrosunda bekçi bulunmadığından alım yapılamadığı, emniyet ve asayiş hizmetlerinin ilçe jandarma komutanlığınca sağlanacağı bildirilmiştir. Bilginizde rica ederim. Kaymakamlığın şeyi. Benim cevaba bekçi ihtiyacı. Bekçi ihtiyacına karşı. Başvurmadı diye ne varsa görebilir ya. Evet, çok güzel. Başka faaliyetleriniz de varsa muhtarım, projeleriniz, onlardan da dosyanızdan bakarak tabii. Bizlere anlatabilir, gösterebilirsiniz. Kayseri gaz. Bu doğalgaz ilgili değil mi? Tabii. Kayseri gaz. Gelen evraklar. Gelen evraklar. Evet gençler, siz ne yapıyorsunuz? Hazırlıyoruz abi. Tekrar Kayseri gaz. Ahmetciğim. Evet muhtarım. Üçüncü dilekçe cevabı. Dördüncü dilekçe cevabı. Kayseri gaz. Doğalgazın gelmesi için her daim uğraşıyorsunuz dört muhtarım. Dört tane dilekçe elinde. Dört tane yazmışım. Dördü de gelmiş cevabı. Bir de çıkartmadıklarım var. Üç tane var. 7 derece. Evet. Çok güzel. Yollarla falan ilgili bir sorun, sıkıntı falan var mı? Orada ondan da bahsetmek ister misiniz? Mayıs ayında Allah izin verirse parke çalışması başlayacak. Nisan da olabilir de. Nereler? Tabaklı Mahallesi'nde Avşar. Avşar başta. Hmm. Avşar Obası komple parkeyle yenilenecek. Avşar, Sarıkuyruk organizarası asfalt kesin dökülecek. Altyapısı bitti o yolun. Asfalt yetişmediğinden dökülemedi. Park işi var. Diğer yol açımları var. Dozerle çalışma yapacağız. Avşar'da 3-4 noktada. Ondan sonra başka da diğer faaliyetler olacak yani Avşar'a. Bu sene hizmet olacak. Bir hizmetler olacak yani. Yapraklı'ya parke çalışması var. Olacak inşallah. Bir iki sokak var. Yapraklı Sarıkuyruk arasındaki yolun genişletmesi yapılacak. Bariyer yapılacak. Tabaklı Mahallesi'nde parkesiz sokaklar var. Bir nevi %70'i bitti. Tabaklı Mahallesi'nin merkezi. Dikme mevkii var, yarım kalan yer, kuz yolu var, kanalizasyondan dolayı bizim su depolarından 5 kuyuya giden yol var, haliyle orası şimdi bozuldu,
Orada sıcak asfaltı olacak inşallah. Kanalizasyon da o yok. Güzergahta kanalizasyon bitti. Hat çekildi yani. Parka çalışmasını bitireceğiz bu sene Allah izin verirse. Tabakın mahallesinde. Kanalizasyon bitiyor. Doğalgazımız geliyor. Mehmet Kılıncer abi demiş ki şu ziraatın yüzü parke sözü var. Bir de onu sor demiş. Ziraatın yüzü aşağı mahalle. Evet. Oraya da dilekçe verdim ben. Seyir Tepesi olarak dedikleri yer mi? Seyir Tepesi ziraat. Muhtemelen yazarsa zaten okuruz. Bu arada evet. Yapraklı deyince Yapraklı'dan Cüneyt Koçaslan'ın selamı var. Aleyküm selam. Elinden selam varsa. Dernek başkanı adaylarımızdan Mustafa Erdem'in de selamı var. Aleyküm selam. Dernek başkanı adaylarımıza başarılar diliyorum. Her ikisine de. Allah yollarını açık eylesin. Her ikisi de Kızılören'imizin evladı. Allah yollarını açık eylesin. Başarılar dilerim. Geçen yıl misafir oldunuz. Bu evet, yılda var mı öyle bir... Oyumuz çıkmış. İnşallah varacağız. Kısmet olursa. Allah seçim olur. Oradasınız. Oradayım inşallah. Mustafa Erdem Bey de demiş ki ışıklandırmayı yapacağız biz inşallah demiş. Onlar da bir Karacören'den köy önüne içine kadar bir kenarlarda bir ışıklandırma projesi düşünüyorlar. İnşallah. Kısmet inşallah. Hayırlısı kısmet. Diyelim. Kısmet diyelim. Dozerler direkt başka bir çalışmalar da var. Yani dozerle yol genişletme ve diğer yeni yol açımları var. Yol genişletme. Orman yollarımız var. Çiçek Çukur'una kadar yeni bir orman yolu yenilenecek. Yani genişleme yapılacak kesin yani. Görüşmeyi geçen gün yaptık yani. Dilekçesini de verdik. Kızılören'de Tabaklı Mahallesi'ndeki olan orman yolları genişlettireceğiz. İnşallah. Boğdağ'da geçenki gittiğim görüşmede Boğdağ'da budama yapılacak bu sene. Seyreme. O kesin yani. Buradan hemşerilerime bildirelim. 3-4 noktaya park olacak. Parkımızı getirdik çocuk parkımızı. Çocuk parkı? Var. Evet çocuk parkı var. 3-4 yer belirlediniz. Belirledik. Oralara çocuk parkı olacak. Çok güzel. Evliya'nın oradaki ziraatın yüzü demiş. Evliya'nın oradaki parkeleme. Evet, Seyir Tepesi olarak. Oranın dilekçesini verdim ben Büyükşehir'e. Orada evet. Azize abi biliyor sorumlu şey yani orada. Evet, Azize abi de bastırıyor durmadan yapılması için. Ben Azize abiye de attım yani Büyükşehir'e verdiğim dilekçeyi. Yapılacağı söylemiyoruz yani işte. Güncesi belediye başkanımız yapacak orayı ya. Oraya söz verdi yani. Zaten başkanımızın yeri orada yani. Cevher'i depe de verdi. Evet. Başkanım ben de muhtarım ben de 3-4 gündür buradayım haliyle de ya bu pazar yeriyle ilgili çok karmaşık oralar ya. Oralarda bir düzenleme olmayacak mı ya? Ne bileyim orada pazar açıyorlar meydana, araç koyuyorlar hani biraz daha böyle park yerleri belli olsa, pazar yeri belli olsa böyle bir karmaşıklık gördüm. Öyle orayla ilgili bir projeniz bizim meydanımız dar. Var mı? Evet. Meydanımız dar. Şimdi geliştirirlerse yalan söylerler. Meydanda darlık yaşıyor. Zamanındaki yapılan çarpık yapılardan dolayı. Değil mi? Genişlemediler tabii. O zaman bizim belediyemiz vardı burada. Evet. Yollarımızın da dar yani. Tam ileriye dönük rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanı varmıştı. Büyük Kayseri'de Osman Kavuncu. Evet. Osman Kavuncu Caddesi bunları geri geliş. Zamanında düşünmüş yani. Evet. Allah rahmet eylesin. Eskiden düşünselerdi bizim de belediye başkanları. Bu işler olmazdı. Ama yine çok şükür yani. Bazı yerlerin üstünün kapanmasını biz istiyoruz. Başkanımıza da söyledik. Önce söyledi başkanımıza. İnşallah kapanır. Pazar günü pazar yapılır. Olur. Diğer günlerde araçlar konur. Evet. Bir de şeyi de gördüm muhtarım. Bu lavabolar ve WC'ler diyelim. Evet. Yani çok çirkin görüntüler var. Oradan, buradan yani hemşerilerimize söyleyelim de biraz ne bileyim temiz kullanmaya özen gösterelim. Valla şimdi şunu söyleyeyim de. Siz de bir lavabo dedim de yani WC olarak. Bu kanalizasyondan ben tek şuradan hemşerilerime şunu söyleyeyim yani. Bu fırsatı yakalamışken hayvan pisliği döküyorlar. Öyle mi? Kanalizasyona. Buna ben 10-15 kere şahit oldum. Tıkanma yapıyorlar. Kayseri'den bir kaskinin arabasının gelmesi buraya yazık günah yani çok. Hep hayvan pisliği tıkıyorlar. Döküyorlar. O da tıkama yapıyor. Taşıyor. Pis görüntü yapıyor yani. Hmm. Bunu lütfen duyarlı olalım. Hemşerilerimiz. Yani.
uyaralım birbirimize. Yani Allah rızası için bunu, bu çok önemli. Öyle muhtarım yani. Evet. Bu çirkin görüntülere meyil vermeyelim. Yaprak'ın eski yolu var. Evet. Oradaki tallıya taşıyordu sular. Kanal 130 giden suyu yani. Komple Kızılörebi komple giden yeri. Arıtmaya. Oradan biz 10 tane taş çıkarttık. Büyük büyük kayalar. Onu da bırakmışlar şeyden. Pacalardan. Yazık günah değil mi ya? Evet. Biraz duyarlı olalım. Topluca asker de bize hizmet ediyor. Belediye de hep gelen hizmetleri bize. Kimse kendi evinin önünde yaptırmıyor, cebine de koyup gitmiyor yani. Aynen öyle muhtarım. Bu çok ilgimi çekti. Bu konuda biraz duyarlı olalım. Çok çirkin görüntü vermemeye meyil gösterelim. Belediyeye gelince tuvaletlere, lavabolara o kendi içimizde olan şey. 100 kere uyarız ama vatandaşımız temiz kullanmaya özen göstermesi lazım. Bir dışarıdan yabancı geldiği zaman, evet, tuvalete girdiği zaman, affedersin yani, bizler şey oluyoruz yani. Tabii. Çirkin kırık görüntü kırık oluşuyor. Lazım. Tabii. Eksiklerini yaptık. Şimdi belediye başkanımıza söyledik. Şu an içeri evden sıcak bence. Öyle mi? Halı serin içeride. Mis gibi camimiz var. Yanında tuvaleti. Ya, yani... Çok şükürler olsun yani. Halı serin, ısıtıcı, takılı, ufu. Evet. Hiçbir su da donmadı. İçeri sımsıcak yani. Giren de elini yıkadığı zaman kışın da orada bir vatandaş sabah kadar kalsa orada, evet, sabahı gider yani. Ben de bir dikkat çekeyim dedim muhtarım. En azından gözümüz hani oralarda olsun ki. Tabii tabii. Biraz kusurlu olanları da görelim. En azından uyaralım. Uyar, o anlamda ben dikkat çektim. Şimdi yani. İnsanın kendi tabiatında olacak temizlik. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun muhtarım. Muhtarım bir de ilgi bir şey çekti ya. Mezarlığımız güzel. Tamam çevresi de kirli diyelim. Duvar, duvar örgülü. Evet. Ama oraya keşke bir üstüne bir kat daha böyle bir tel örgü gibi bir şeyler yapısı olmaz mı ya? Çünkü oraya inşaat için hani mezar inşaat için taş atıyorlar, dökülmüş, kırılmış oralar. Tam tarihte geçmediği için, kapısına vurulmadığı için. Öyle duvar mi? Duvar yapıldı, öyle kaldı. Yeni mezarlık diyorsun değil mi? Eski. Ya eski. Eski diyorum muhtarım. Eski mezarlıkta da aynı bizim hemşehrilerimize duyarsızlık var. Öyle mi? Yolun içinde mezarını yapıyorsun, yolun içinde pisliğini bırakıyor. Heh. Dışında pislik bırakıyor. Evet, o dikkatimi çekti. Millet diyor başka vatandaşın mezarını talan ediyor. Hı. Eski mezarlar hep talan oldu. Bunda çok duyarsızlık var mezar konusunda. Taşı yıkmış oraya, bir de kırmış. Duvarlar hep kırılıyor. Duvarları kırılıyor. Hep kırılıyor duvarlar. Ben de diyorum hani keşke bir tel örgü çekilse oraya da en azından. Duvar tamiri için oranın kapılarıyla ben de 3 kere dilekçe verdim. Evet. İnşallah yapacaklar. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle yapılacak yani. Bu sene faaliyetler var yani. He muhtarım bir de ona dikkat çekeyim dedim. Bir de şimdi bu zamanlarda olmuyor. Kışta falan da biraz da yazın bu çok araç geldiği için köyümüze. Evet. Bir badal atıyorum bir dört yola bir mezarlığın oraya hani böyle bir yüksek bir kaldırım gibi bir şey mi? Yok kasist yaptırdık. Kasis. Onay yaptım. İncesi belediyemiz kasisti koydu ama kar küleme kamyonları onu söktü. Hmm. Ama tekrar yapılacak yani yerine konacak. Sökülen kasisler burada yani. Evet. Hayırlısı olsun. Muhtar Murat deyince biz aklımıza her zaman çalışan, faal bir muhtar biliyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de tabii ekstra bir teşekkür edelim size. Yani. Ya elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Muhtarım gece gündüz arıyorlar mı sizi? Arıyor, oluyor. Gece arayan oluyor mu peki? Oluyor. Ne diye arıyor? Merak ettim. Vallahi arıyorlar ya. Bir sıkıntılar oluyor, arıyorlar. Ya. Canım isim verme ya. Ne diye arıyorlar mesela? Lan bak bak. Yol itibarlarını arıyorlar. Gece 3'te de arıyorlar. Yani biz her zaman 7-24 açık. Ya gece 3'te niye arıyorlar mesela seni? İzin verme ya. Ne diye arıyorlar? Yok, önemli değil. 7-24 saat bir muhtarın telefonu açık olacak. Öyle mi? Doğru söylüyorsunuz. Gece 3'te de arayana saygı duyacağım. 5'te de arayana saygı duyacağım. 2'de de arayana saygı duyacağım. Ben hiçbir zaman bir telefona bakmamazlık yapmadım. Şey yapmadım yani kesinlikle. Gece 3'ümüz, 4'ümüz, 5'imiz yani. Biz buradayız diyorsun. Biz buradayız. 7-24 saatiz. Bizki şeyde öyle. Biz para içinle gelmedik bu muhtarlık şeyine yani. Allah razı olsun. Mustafa abi var mı eklemek istediğiniz bir şey sizin de? Hayır abi. Nedir köyde son durum?
Sodrum Bey hayat güzel abi. Güzel mi? Yaşıyor. Ne güzel mutlu, kar yağdı. Ekinler böyle olacak. Daha dur, ekine ne var ya, görmedin mi? Gördün mü ekine? Ha, rahmet yağdı, ekinler iyi olacak diyorsun bu sene. Ha. Yokluk gideri. Varsa eklemek istediğin bir şey, buyur. Yok, söyle. Ne değil de. İyi, o zaman muhtarıma dönelim. Selam söyle, Allah iyi versin. Aleyküm selam. Şöyle bir yorumlara da göz atalım da kim ne yazmış, tamam, gözümüze tamam, çapan tamam, güzel tamam, bir tamam. Yorum varsa evet cevaplayalım muhtarım. Öncelikle herkes hayırlı akşamlar diyen selam verenler var. Biz de topluca herkese bir aleyküm selam. Selamla saygılar. Diyelim. Tüm hemşerilerim Allah işlerini bilir. Nasıl gelsin? Biz onların sayesinde görevdeyik. Burada izliyorsunuz başkanım. Buradayız. Çok güzel. Biz de onlara hizmet etmek boynumuzun borcu. Elimizden geldiği kadar. Evet. Evet sorabilirsiniz Mehmet Yüksel Bey soru. Tabii buyurun sorulara ve her şeyi açacağız biz yani. Yandan buradayım buradayım. Bakalım. Mehmet Çanak abinin de selamı varmış. Yunus Duruhan'ın da selamı varmış. Gerçi topluca bir herkese selam verdik. İsmail Çanak da uzunca bir selam yorumu yazmış. Söyleyelim madem. Mustafa Aydın'ın da selamı var. Aleyküm selam Mustafa abi. Buradan tüm hemşehrilerimiz saygı ve sevgiler üzülüyor. Allah işlerin gücünü nasıl kalsın. Sayın muhtarım, İncesu İyi Parti ilçe başkanı hayırlı akşamlar demiş Zeki Akçeşme. Aleyküm selam, bizden de selamlar. Hayırlı akşamlar. Kar yağı ince ince diyor bu üstüne. İnce diyor. Ömer Oktay'ın da, Fatih Altıngöz'ün de selamları var. Ahmet Korkmaz'ın da öyle. Şimdi 3-5 kişi evet. Okuduk. Madem öyle. Meşe işi ne oldu diyor. Herhalde Göğdeki Meşe'den ilgili söylüyorlar. Tamam. Muhtarım. Bu sene bu damlası yapılıyor. Öyle mi? Hı-hı. Tabii ben dedim ya. Geçen evet. Gittiğim Orman Müdürlüğü'ne gittim. İşte, evet. Bu sene bu damlası yapılıyor. Evet. Doğalgaz ilgili zaten yayınımızın başında uzun bir konuştuk üzerine. Okulumuzun kamera sistemini otokulunu geçen hafta yeniledik. Cihazından komple. Hem muhtarım bir de köyümüzün güvenliği açısından her zaman bunu söylüyoruz. Dile de getiriyoruz ama meydana, bu güvenlik kamerası koymuşu ne oldu? Meydana bir mobese şeyimiz var ama biraz buna yardımlar gerekiyor. Ha, o zaman diyelim ki buradan bir hemşerimize bir sponsor gerekli. Aynen. Köyümüzün güvenliğini... Kızılören'in heykeli olduğu yerde direkt elektriklerimiz var. Ona bir dönerli mobese olursa... Evet. Her tarafa alır. O mobese her tarafa yükselir yani. Biliyorsun. 3-4 nokta var. O 4 noktayı baktıktan sonra... Zaten köyün girişleri muhtarım. Bir de meydanı yeterli. Yeterli. Doğru. Yani. Kesinlikle. Mutlu bir şey. Hemşerilerimizin duyarlı olmalarını... Yardım görmeliyim. Zaten öbür haftada İstanbul'dayım. İnşallah. O zaman buradan bir seslenelim. Yine üstüne bastırarak söyleyelim. Bir sponsor aranıyor köyümüzdeki güvenlik aynen. Kameralarıyla. Yani kameralar görüyorsunuz. Valilik izniyle. Valilik tarafından biz onu şey yaptırırız. Yaptırırız. Kolay aynen. Diyorsunuz. Evet. Muhtalip Üstünel, muhtarım Kepez'in yolu sözü bu vermişti sene, diyor. Bu sene. Bu sene dedi. Kanlı çardakların yurt. Muhtarip abi oraydı herhalde. Evet. Kanlı çardakların yurdu bu sene açılacak. Duran Arar demiş, PTT ve ATM konusundan da bahseder mi muhtarım evet, demiş. Evet, onun üzerine konuştuk zaten. Arif Tepe, hayırlı akşamlar Murat kardeşim. Seni takdir ediyorum. Kızılören için belli senin gibi çalışan insan lazım. Allah yolunu açık eylesin. Başarılar amin. Diliyorum demiş. Amin. Sağ ol Arif abime. Sevgi saygılar sunuyorum. Evet. Mustafa Erdem, halı saha soyunma odaları lazım. Başkan belediye ile görüşsün. Bunu biz de destek olacağız. Yanında oluruz demiş. Başkanım halledecek bunu. İngilizce belediye başkanımız hallediyor. Fatih Ölmez'in de selamı var. Aleykümselam. Kağanbaşı kanalizasyon işinde bir başlanırsa iyi olur demiş Kadir Alpay. Ha, işte onların oraya başlıyorduk.
Evet, ondan bahsedeyim. Kış hava şartları şey yapmadı, el vermedi. Mayıs'ta başlayacağız. Zaten malzemeler duruyor burada komple. Burak bir ampul ver ya. Albay'ın yeri demiş ki, Ahmet Gül abi de konuştu demiş. Yayınımın sonunda bir mikrofonu uzatalım. Mustafa Erdem, dernek başkanı adayımız demiş ki, muhtarım sizi yalnız bırakmayacağız inşallah. Daha güçlü çözüm için merkezli hükümetle görüşüp muhtarımızın yanında olacağız demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aday kim yukarıda Allah? Avuşar asfaltı yapılacak dedi. Evet, teşekkür ettik. Mehmet Kılıçkaya. Mezarlıkların içindeki ağaçlar kesiliyor. Sayın muhtarım bilginiz var mı? Kim talan etti bilginiz var mı? Herhangi bir yaptırımınız var mı? Demiş. Mezarlığın içindeki ağaçlar budama yapılıyor. Ama başka budamadan hariç, belediyeden hariç kesenler de gece gündüz bekleyemez bunda. Talan ediyorlar oraya. Eski mezarlar hep talan oldu zaten. Oradaki mezarlar. Kullanıcımız şey dedik, mezar yapılıyor, duvarları taşlarla getirdiği taşlarla yıkıyorlar. Orada pislik bırakıp gidiyorlar. Bunu bizler yapmasak kendi içimizde tertemiz olur, kırık olur. Toygar Recep Taş, Dikmen'in yarım kalan yolu ne zaman yapılacak onu acaba? Onu konuştuk kardeşim üzerine. Yorum gelmiş bayağı ya. Yorumlar sorabilirsin. Hayırlı akşamlar mesajı veren herkese hayırlı akşamlar diye dileyelim. Mustafa Devrim Demirtaş abim de hayırlı akşamlar demiş. Bizden de selamlar. Furkan Özcan da keza öyle. Murat Özükanar. Ahmet Alper. Pardon, Mehmet Alper de hayırlı akşamlar dilemiş. Mustafa Özcan halamın oğlu hayırlı akşamlar demiş. Madem okuduk herkes de okuyalım da tabii, herkes kimsenin okuyalım. Gönlü kalmasın olan madem. Müslüm Büyük Adamın Kralına selam demiş. Abi ne kadar çok yorum gelmiş muhtar. Mehmet Akif Coşkun da selamlar, iyi akşamlar demiş. Kemal Çatalhöyük de keza öyle. Ramazan Havuz. Muhtar değil, vali demiş. Ramazan Havuz. Murat abi, sizden için. Doğalgaz Avuşar'ı da kapsıyor mu demiş Harun Taslak. Evet. Muhammed Fatih Koçak. Hayırlı akşamlar. Bu sene içinde Erciyes'in suyunu Sarıgöl'e götüreceğiz. Nasipse muhtarım bize boru sözü vermişti. Onu bahara kalmadan neticelendirmesi mümkün mü? Boru sözünü zaten belediye başkanımız yazıyı verdi. İncesi belediye başkanı. Büyükşehir'e götürdüm. Verdik. O boru şeyinde bir şeyimiz yok yani. Sıkıntı yok yani. Furkan Özcan demiş ki köy yeri olduğu için çoğu evde yapı kullanma izni yok. Doğalgaz başvurusu için ilk şart yapı kullanma izni. Bunun için belediyelerin görüşü nedir demiş. Yok, onda bir sorun yok. Zaten yapı şey çarpık yapılaşmaymış. İmar şey olmasaydı doğalgaz gelmezdi yani. Şaban Ayten demiş ki sayın muhtarım köye ait gelen giden arabaları yaklaşık tanıyorsun. Yabancı araçları yetkin dahilinde sorgulasan iyi olur diye düşünüyorum demiş. İyi yayınlar. Zaten kamera kayıtlarına bakmayacağız burada. Herhangi bir şikayet, suç unsurunda hep inceliyorlar yani. Yolun düzenliğinde muhtarlığımızın da var kamerası hep iki taraflı. Değil mi? Tabii. Hem içeride hem dışarıda iki tane var. Meydanı da görüyor. Çok güzel. Evet, hoş geldin Osman abi. Teşekkür ederim. Nasılsın abi, iyisin inşallah? Sağ ol, Allah razı olsun. İyi. Sen de muhtar adayı mısın bu sefer? Tabii, kesinlikle. Bir 5 dakikada seninle konuşalım o zaman. Şöyle geç abi. Geç abi. Muhtarım diyeceğim bir şey var mı? Son eklemek istediğim bir sözünüz var mı? Herhangi bir sözüm yok yani. Şöyle Allah herkesin işini gücünü rast gelsin. Tüm Kızılören'le hemşehrilerime sağlık sıhhat nasip etsin. Herkese sağlık
Allah'a emanet ediyorum. Aydın Erciyes'e saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Aydın Erciyes'inde bir yorumunu okuyalım muhtarım da. Tabii. Selamlar. Köyde bazı yerlerde hırsızlık olayları duyuyorum. Bununla alakalı kamera sistemini güçlendirme ya da bekçi düşünülüyor mu dedi. Konuştuk Aydın abi onun üzerine. Onları konuştuk hepsini. Sağ ol. Soru soran varsa şey yapalım. Sorayım. Fatih Budacı demiş ki yapraklı sarıköklü yoluna bariyer istiyorum demiş. Onu da konuştuk. Köye bekçi alınsın gençlere istihdam olur demiş Harun Taslak. Onu da konuştuk. Hasan Karakaş Osman'a selam söyle demiş. Muhtarım bekçi gündemde var mı? Onu konuştuk fazla abi. Yayınımızın başında var. Evet hepsi yorum var, bir... Hepsi var. Varsa şeyler alabiliriz. Sorulara da açığız. Yapacağımız şeylere de açığız. Yorum... Yapacaksanız onu söyleriz biz. Evet. Yorumlar biriksin evet. Ki ne olmadı dönerim size. Osman abiyle bir şey yapalım. Muhtarım. Mustafa abi bir izninle şöyle oturayım inşallah. Selamun aleyküm. Osman abi nasılsın? İyisin inşallah. Valla öncelikle bir sizi tanıyalım Osman abi. Size kim derler? Osman Gönül kaç doğumludur? Buyur. Osman Gönül 1971 doğumluyum. Evet. Sizin? Lakabımıza Karı Mehmetgil derler. Evet. Ne işte meşguldünüz bugüne kadar? Biraz bahset bu fırından falan. Fırından işte biliyorsun Ahmet. Piyasada serbestler. Esnaflık yaptın köyde. Yani. Şey fırın kaç yıl yapıldıydı? Durdun fırında sen? Durduk 10 sene falan durduk. 10 yıl kadar. Zaten onun yanında fırının yanında biraz şeydir, kıymalıdır, tosttur. Evet, senin şey, tostun şey, meşhur, şey, unutulmaz Osman abi. Hala tadı damağımızda tostlarının. Yani ben Osman Gönül deyince aklıma ilk tost geliyor. Evet, yarım kadar tostu kimse yapamaz. O kadar iddialı diyorsun. Muhtar adayım diyorsun. Evet. Biraz bahset, nereden esinlendi? Neden muhtar olmayı düşünüyorsun? Biraz yani arkadaşlarımızı hizmet için. Biraz yani bize şimdiye kadar abimizdi. Yani bundan sonra dedik. Yani biz yani biraz devralık biz evet. Yapalım dedik. Evet. Vallahi görev sırası bize, bana geldi abi dedin yani. Bize münasip görülürse biz muhtar adayız. Evet. Osman abim aşağı mahalleden evet. Muhtar adayı inşallah. İnşallah. Evet. Söylemek istediğinde bir şey varsa buyur. Yok. Herkesin işi rast gelsin. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Teşekkür ederiz Osman Bey. Şöyle yorumlardan biraz daha bakalım muhtarım da. Tamam. Birkaç daha herhalde yorum geldi. Ahmet abi de aday diyor. Nasıl olacak diyor. Kimliği? Bu sefer sırasını sana mı verecek inşallah? Ya Ahmet abi şimdi. Tabii abim aday olmasa ben adayım. Ha öyle diyelim. He. Tamam. Yani öncelikle abimin yani saygımı hürmetimiz vardır. Evet. Abim... Abimiz aday olmasa biz adayız. İnşallah diyelim. He. Evet mikrofonumuz olmadığı için ses biraz geriden gelebilir. Kusura bakmayın. Sayın seyirciler. Feridun Uzun Osman kardeşime başarılar dilerim. Tam destek demiş. Teşekkür ederim. Evet yorumlar da bu kadar muhtarım. Bir kapama için bir hayırlı akşamlar de istersen. Evet, tamam. Buyur muhtarım. Tabukadrosura şeyim vardı. Ha ondan da bahset muhtarım buyur. Bahset Tabukadrosura evet onu geçmeyelim doğru. Tabukadrosura 88'deki tapular ada yok onlarda. Ada ve düzeltme yapılacağı için onları Kayseri Tabukadrosura Bölge Müdürlüğü müteahhite verdi. Kuz mevsiminde ölçüm yapıldı. Tabahı Mahallesi'nde aşağı mahallede. Bunların askı süreci olacak. Bizler imzalayacağız inşallah. Bilirkişilerle beraber askıda duracak. Herkes kontrol edebilir. Yani. O da gelecek bir aydan gelecek yani. Ben daha önce de yayınlamıştım. Facebook'ta. Evet, sosyal medyada. 4 tane dilekçe yazdım. Bu yanlış yazılımlar için 2005'teki Tapukadrosu'na. Yanlış yazılımlar. O yüzden Kızılören hemşehrilerin 2000 dosyayla çok perişan oldulardı yani. Halen de devam ediyor davaları. Bunun ancak sınır bozukluğunu ve yüz ölçümünü düzeltmesini alabildim. Tabaklı Mahallesi için. Kızılören geneli yazdım ben. O dilekçelerim de burada var. Gelen evraklar komple. Mayıs ayında onun şeyine başlayacağız yani.
Tabaklı Mahallesi sınırları içerisinde tavlası, evi, benim sınırım şura değil, şuraydı ama 2005 seçim tabak adı sıra çalışmasında şuradan ölçülmüş diyen varsa bana bildirsinler, WhatsApp'tan atsınlar ada parsellerini. Çünkü ben dosya haline getiriyorum bunları. Dosya halinde tabak adı suya vereceğim. Mayıs ayında başlanacak. Evet. Yüz ölçümüm, benim tapım 10 dönümdü. Ama 8 dönüm çıkmış diyen varsa, şüphe eden varsa tapusunun eksik ölçüldüğünden, onu da aynı şekilde bildirsinler. Onu da düzelttireceğiz. Bu iki düzeltmeyle bir nezle hemşehrilerimizin sıkıntısını gidermiş olacağız. Diğer yanlış yazılımlar var. İşte alenin üstündeki ve alenin üstünde yazılmış diye bir şeyler var işte. Onları da tabu kadastro da düzeltme yapılıyorlar. Gelen bana evrakta sayılı kanun gereğince İncas tabu kadastro mahkemeyle İncas da onu sulh hukuk mahkemesinde başvurup yapabilirler. Zaten onun dışında da başka bir sıkıntılar yok. Bu hazineye kalan yerler var. Oralarında gecri misilleri çıktı. Hep vatandaşlarımıza ulaştı yani. Onları da paraları 20'sinden önce yatarsa Mart'ın 20'sine kadar süresi var. %35 yararlanıyorlar. Evet. Zaten bu yatan paralar da hazineyi işgal etmekten yatan gecri misillerde ilerideki tapu devrinde bu paralar o hesaptan düşüyor yani. Zaten bir senede bir geliyor paralar. Onun için çalışıyoruz, görevimizin başındayız. Allah her şeyin hayırlısını versin. Bizde hizmet bitmez. Her türlü hizmetimizi yaparız, çalışıyoruz. Dedikodulara hep kulak yaparız. Çalışacağız muhtemelen inşallah. İnşallah bakalım. Ben çalışırım, benim dedikoduyla işim yok. Dedikodum da yapar da yapar. 2024 seçimlerinde de tekrar adayım. Allah'ın izniyle. Diğer aday olacak kişiler de şimdiden hayırlı olsun diyorum. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz muhtarım. Değerli bilgilerinizde, bilgilendirmelerinizden dolayı bu tapu kadastro olayı da çok iyi oldu. Tapu kadastro şeyinde bak, sınır. Bak, bu Kızılören genelinde yazdım ben. Kızılören genelinde sıkıntı var dedim. 2005 tapulama sırasında. Bunu iyi dinlesin hemşerilerim. 4 kere yazdım. 4.'de de bana gelen şu. Sadece Kızılören Tabaklı Mahallesi'ndeki, ben hatta tabu kadastro bölge müdürlüğüne çağırdılar müdür bey. Durumu izah ettiler. Madem öyle çok ısrar ediyorsun dediler. Bu uğraşına sınır bozukluğu ve yüz ölçümü şeyini giderek dediler yani. Hemşehrilerin sıkıntısını giderek dediler. Buyur Yusufcuğum, bir şey mi diyordun? Ya bizim ona eve geleceğim de yol kapı. Açıp kapalı onu söyleyeceğim. Ya. Açtık geri kapandı. Açtık tipiden dolayı geri kapandı. Ortalığı görüyorum. Nasıl bağlandığını da mı? Aynı aynı. Hayırlı akşamlar, işin biraz kesin. Başka sorun varsa alabilirim, cevaplarız. Gücümüz neye yetiyorsa onun şeyini. Buradan Kayseri Büyükşehir Kırsal Daire Başkanımıza, Tarım Kırsal Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Genel Sekreter Sayın Bayer Bey'e, Memduh Başkanıma, Büyükşehir, İncas Belediye Başkanımıza, KASKİ Müdürümüze, bütün kurumlara, İncas'taki el tarafı kurumlara hizmetlerinden hiçbir zaman esirgemediler bizden. Hiçbir. Desteklerini esirgemediler. Dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Koordinat bir şekilde çalışıyoruz. Bizde ayrım yok yani. Çok güzel. Zaten kesinlikle olması gerekir de muhtarım. Biz de öyleyiz yani. Bir dediğimizi ketmediler. Allah işlerini rast kessin. İstersen ağlarsan, ağlamayın. Çocuğa mame vermezler. Evet. Uğraşacağım. Doğru muhtarım. Bir kere enin iş olmuyor. Gideceğim. Kapıyı aşındıracağım. Ona göre hizmetini alacağım. Bu muhtarlık şey işi yani öyle. Ben adayım, o adayım. Onları geçeceğim sen. Bu işler. Evet. İşimiz zor diyorsunuz başkanım. Ama ben de her zaman buradayım diyorsunuz. Her zaman buradayım. Allah'ın izniyle. Evet muhtarım. 2024'te de tekrar adayız. Allah izin verirse, Allah o günleri gösterirse. 2 sene 1 ay var. Allah her şeyin hayırlısını versin. Olacak adaylara da tabaklı maçtan hayırlı olursun dilerim. Başarılar dilerim.
bizde şeylik yok. Herkesin aday olma hakkı vardır yani. Tabii. Yenisi de olabilir, Ahmet de olabilir. Kimseye aday oluyor diye bizim şeyimiz olmaz kesinlikle. Başkanım maşallah, şimdi muhtarım maşallah sabaha kadar konuşacak herhalde. Ben konuşurum yok. Bende sıkıntı yok. Evet. Ben her soru ve görüşe hazırım. Evet muhtarım. Bizde şey yok yani. Şu anda bakalım TOKİ yapılsa iyi olur demişler ama. TOKİ bir ara gündeme geldi ama tekrar iptal edildi. O öyle oldu. PTT konusuna değinelim. PTT ile bankamatik konusunu şey yaptılar. Ben bankamatik için başvurum yaptım. Dosyalarım hep var. Gelen dilekçeler var. Kotayı doldurmadığı için bankamatik yok. Halen de uğraşıyorum. Peşindeyiz. PTT konusunda da hala uğraşıyoruz. Ankara'ya da gittik, geldik Ertelere. Evet, ondan da bahsetmeniz iyi oldu. Şarj... Başkanımız da uğraşıyor, İncesi Belediye Başkanımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız da uğraşıyor. Biraz Kızılören ziyaretinde kendi aradı PTT Genel Müdürü'nü. İnşallah onu da attıracağız yani. Evet muhtarım, şarjımız da azalıyor. Hemen toparlayalım bir... Hemşerilerimize bir iyi akşamlar diyelim, kapayalım yavaştan. Cümleten İstanbul, Adana, Kızılören. Kızılörenli hemşerilerime, Mersin, Kayseri, İncesi Tokulu'nun tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah işlerini gücünü rast etsin. Büyüğünden, küçüğünden, büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biz biriz, birlikten kuvvet var. Biz her zaman biriz yani. Hoş sohbetiniz ve değerli bilgilendirmelerinizden dolayı da ben teşekkür ederim muhtarım. Fazlı Tepe'nin de son yorumunu okuyayım. Yayınımızı kapayalım. Mustafa Göçen abiden sonra köyümüzde en çok ilgilenen, en etkin kişilerden birisidir Murat muhtarım demiş. Başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Herkes kim çivi çakarsa Kızılören'e Allah işini gücünü rast etsin. Evet. Kim çivi çakarsa ellerinden öperiz abi. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Herkese sağlık.